dediği Charles Sanders Peirce'in imgelerinden bahsediyorduk. İkinci imgeler açıkça özetle söylemek gerekiyorsa aksiyonların ve tutkuların çatışmaların, çatışma halindeki nesnelerin, bireyselleşmiş nesnelerin oluşturdukları imgeler ya da görüntüler diyebilirsiniz. Peirce'in metinlerinde biraz çılgın bir taraf da vardır. Söz gelimi bu imgelerin ikinciliğinden sonra imgelerdeki birinciliği vurgularken imgenin esasına daha çok girdiğini görürüz. Ama açıklamasının bambaşka bir nitelik kazandığını, daha sanatsal, daha poetik bir nitelik kazandığını görebilirsiniz. Elbette Peirce bir filozoftur ama bu poetik unsura, bu poetik dolayımdan, estetik dolayımdan geçme zorunluluklarından birisiyle karşılaştığını görüyoruz orada. İmgelerin birinciliği konusunda. Biz buna birincil imgeler diyelim gerçekten. Açıkçası tanımın elinden kaçan bir şey imgelerin birinciliği. Pek öyle kolay tanımlayamayacağımız bir şey. Peirce de zaten bunun altını çiziyor. Çünkü kavranmaktan çok hissedilebilir şeyler bunlar. Birincil imgeler. Çünkü birincillikler yine aynı şekilde her an bir şey olabilir içerirler. Ama tümüyle farklı bir düzlemde, farklı bir güzergah üzerinde dolaşarak, hareket ederek bu her an bir şey olabilir varırlar. Söz gelimi bir filmden, Coppola'nın Baba filmini hepiniz görmüşsünüzdür. Bir anda gri şey 1920'li 30'lu yılların Chicago'sunun gıpgri Chicago'sunun yerine Sicilya sahneleri aldığında müzik de farklılaşarak, şey de farklılaşarak Al Pacino'nun Sicilya'ya bir süre gittiği sahne tümüyle farklıdır. Bir taze hayat olasılığı. Filmik imajı Coppola'nın orada odur. Ya da ne bileyim bir uçucu, kaçıcı bir imgeden bir imajdan bahsediyoruz. Daha doğrusu imajdaki uçuculuk, kaçıcılığın temel bir niteliği, imajın doğasının bizzat kendisi olabildiği ölçüde birinci imajlardan bahsediyoruz. Anlatması oldukça zor gerçekten. Ama şunu söyleyebiliriz en azından. Bu tür imgelerle, yani birincil tür imgelerle aktualize olup olmadıklarını, gerçekleşip gerçekleşmediklerini hiç düşünmeksizin ilgilendiğimiz ölçüde bunları yakalayabiliyoruz. Bu ne demek? Bir aksiyon imgesinin, yani ikincil bir imgenin özelliği gerçekleşmesidir. Bir etki vardır, bir tepkisi vardır. Bir çatışma vardır, bir eylem vardır. Bunun sonuçları vardır. İmgeler bunları konkretize eder, somutlaştırır ve hayattan çekip alırlar. İkincil imgeler elbette. Ama birincil imgelerle kurabileceğimiz ilişki, yani onları hissedebilmemiz bu imgelerle kendi işlerinde ne iseler, inse yani
ve Perse kendi başlarına ne iseler, o ölçüde, ilgilendiğimiz ölçekte mümkün olacak. Şimdi bu ne demek? Edimselleşmelerine asla bakmıyoruz. Bu tür imgelerin gerçekleşmelerine asla bakmıyoruz. Pearson gösterge biliminde şöyle tuhaf bir şey var. Daha yalınlaştırmaya çalışayım. Bir örnek mesela yine sinemadan. Godard'ın bir filminde kanlarla, kan içinde serilmiş birisi ayağa kalkıp pekala şey diyebilir. Bu kan değil ki, boya diyebilir. Nedir bu? Bir sinema imgesidir. Sinematografik imgedir. Bir eylemdir elbette. Bir ters çevirme eylemidir. Ve bir klişeyi yok etme eğitimidir elbette. Kötü çocuk olduğu için Godard sinema klişeleri açısından. Bu kan değil ki, kırmızı boya diyoruz. Buradaki kırmızı nedir? Önermeyi tersine çevirelim. Şöyle bir önermeyi düşün. Bu kırmızı değildir. Bu kırmızı değildir. Önermesi. Bu bir yatsıma önermesi. Biliyorsunuz. Felsefeciler rahatlıkla anlarlar. Bu bir kırmızı değildir. Bir negasyon, bir yatsımadır. Pierce diyecektir ki bu bir olumsuzlama cümlesi olsa bile. Onun içinde bir kırmızı vardır yine de. Bu bir kırmızı değildir cümlesinde bir kırmızı vardır. Bu nasıl bir var olma tarzıdır? Bunu sorarak ancak birincil imgenin ya da imgedeki birincilliğin ne olduğunu yakalamaya girişiriz. Diyecektir ki edimsellik açısından bir kırmızı yoktur hazırda. Bu bir kırmızı değildir. Edimsellik olarak dışlar kırmızının varlığını, kırmızı rengin varlığını dışlar. Yani kırmızılık niteliğinin herhangi bir cisme dair olarak yatsındığını söylüyoruz bu tümceyle, bu cümle aracılığıyla. Ama yine de bu kırmızı değil cümlesinin içerisinde bir şey direnir diyor şey. Pearson. Charles Sanders Pearson. Nedir bu direnen? Onun direnen şeyin bir başka kırmızı bu. Bildiğimiz kırmızı değil. Yatsınmış olan kırmızı. Değil. Bu yatsınmış olan ve başka olan bu kırmızı değil cümlesinin içerisinde ancak mümkün olan. Ve direnen kırmızının edimsel olarak var olup var olmadığıyla asla ilgilenmediğimize dikkat edin. Ama kırmızı olmadığı söylenen başka bir şey de onu hissediyoruz ve onunla yine de karşılaşıyoruz. Bu kırmızı değildeki kırmızı başka bir deyişle salt kendi içinde neyse o olan kırmızıdır. Ve biz onun gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğine, karşımızda olup olmadığına bakmayız. Dolayısıyla bunu şöyle diyeceğiz. Bu kırmızı dolaysız ve anlık bilinç verileri denilen şeyler felsefede. Mendebiran'ın, Bergson'un dolaysız ve anlık bilinç verileri terimiyle karşıladığı bir şeye benziyor.
Dolaysız ve anlık bilinç verisi de şu demek, açıkça söylemek gerekirse. Bu kırmızı değili kavrayan bir özneye, bir bilince göndermiyor. Onun ötesinde başka bir şeye gönderiyor bu kırmızının. Bir tasarım olarak direnmesi. Öyleyse diyeceğiz ki birincillik ya da birincil imge, imaj. Bir duyuş, bir his, bir estezis değil. Bir fikir de değil. Ve yine diyeceğiz ki bu kırmızı değildeki kırmızı orada ne olarak var olabiliyor? Sadece bir imkan olarak. Olası başka bir dünya olarak. Leibniz'in deyişiyle. Yani basitçe bir imkan, potansiyalite, bir potansiyel olarak, gizli bir kudret olarak var oluyor. Ve diyeceğiz ki bu o kadar tuhaf bir şey ki gerçekleşmeye ihtiyaç duymadan var olabiliyor. Böyle bir şey. Ayakta durabiliyor. Direnebiliyor. Bir karşılaştırma yapabilmeniz için eski stoacıların buna doğrudan doğruya ifade dediklerini, lekton dediklerini hatırlatayım. Gerçekten de diyebiliriz ki bu tür imgelerin ortaya çıkardığı göstergeler şeyin tepeden tırnağa incelemeye çalıştığı Peirce'in edimselleşme, gerçekleşme değil, ifade dediğimiz, ekspresyon, expression dediğimiz boyutta, düzlemde işleyen göstergeler. İfade dolayısıyla sanki şöyle bir şey, burada var diye telaffuz edebileceğimiz Türkçe'de. Burada var, burada bir şey var. Buradaki burada var, herhangi bir yerde belli bir zaman süresince belirlenmiş bir şeyin varlığına göndermiyor bize. Dikkat ederseniz. Belirlenmiş bir şeyin varoluşuna, bir birey olarak bireyselleşmiş bir şeyin varlığına göndermiyor, dikkat ediyorsanız. Burada var, öyleyse bir benliğin sınırları dahilinde kalmıyor. Bir özneye göndermiyor, bağlanmıyor. Uçucu, kaçıcı bir imge olarak var. Burada bir şey var. Burada var. Zaman mekan içinde belirlenmiş değil. Dolayısıyla. Ve belirlenmemiş olduğu ölçüde onu kuşatıcı bir karaktere sahip içinde bir öznenin yer alabileceği, manzarasına karışabileceği bir hava, bir atmosfer gibi de kavrayabilirsiniz sanki. Özneye ait olmayan bir percept, perkept, bir algıdan bahsediyoruz. Bir özneye atfedemediğiniz bir algıdan bahsediyoruz. İçine karışabileceği bir manzara sunan ya da bir manzaralar spektrumu sunan bir atmosferden bahsediyoruz. Tabii. Yani bu imgenin edebiyattaki şeyini falan filan tartışmak iyi olur. Tabii elbette öznenin hissiyatına ilişkin bin bir türlü olgu vardır bu. Bunların görüntülerini içerebilir bu imgeler. Ama bir özneye gönderme yaptığı ölçüde değil. Söz gelimi uyurken uçuşmaya başladı imgeler diyelim. Tam uykuya dalmadan önce bir imgeler uçuşması vardır ya. Ya da can çekişen ya da ağlayan birinin bakışındaki buğulanma hali. Bütün bunlar sinematografik imgelere dönüştürülebilirler ve bolca dönüştürülmüşlerdir. Dikkat ederseniz. Buğulu bakış, ağlayan birinin buğulu bakışını düşün. Spinoza
Dersin ana ayaklarından birisi olduğu ölçüde güçlü bir afekler kuramına sahipti biliyorsunuz. Ve sanki bu imgelerin tekabül ettiği afeklerle o da karşılaşmış. Spinoza açısından bu bir afekt değil. Bu gerçekten bir imajinasyon efekti. Bir rüya durumu, bir şey durumu. Ama Spinoza imajinasyondan kurtuluşun, hayal gücünden akla doğru yükselişin filozofu olmayı istediği ölçüde bu tür afektleri incelemesine katmadı. Kendi bakış açısından gerçek insan afektlerini, üzüntü, şey, sevgi, nefret, bu tür afektlerle ve duygularla ilgiliydi. Ama Spinozacı afektler kuramında içerilmeyen bir afekt türüne tekabül ettiğine dikkat edin şeyin. Bu imgedeki birinciliği, imajdaki birincil imajları. Mendo bir an dediğimiz düşünürün öne attığı bir şey. Şöyle bir afekten bahsediyor Mendo bir an denilen dinci filozof. Saf kişiye, özneye ait olmayan dışsal bir afekten. Bunun mümkün olduğundan bahsediyor. Spinoza buna doğru öyle bir araştırma pek yürütmüş değil. Çünkü bakış açısı ontolojik bedensel afektlerle daha çok ilgiliydi. Şeylerdeki afektlerle ilişkili değildi. Ve bu tür afektlerle karşılaştığında onlara hayal gücüne ait diye adlandırıyordu. Ama eninde sonunda Spinoza etik yazıyordu. Biz sinema üzerine konuşuyoruz şimdi. Ya da sanat üzerine konuşuyoruz. Dolayısıyla bu tür afektlere daha fazla önem vermemiz beklenebilir. Ama yine Spinoza'da şöyle bir şey var. İmkansız olan imgelerden de bahsediyor. İmkansız imgeler yine de imkanlıdır. Kare ruh mesela. Spinoza'da. Kare şeklinde çember mesela. Ya da sonsuz sinek. Dikkat ederseniz bu çelişkili imkansız şeylerin içerisinde direnen bir şey vardır yine. Gözünüzün önüne getiremiyorsunuz ama hissediyorsunuz varlığını bu çelişkinin içerisinde. Tıpkı bu kırmızı değildir içinde gördüğünüz kırmızı gibi karşılaştığınız, görmediğiniz, göremediğiniz, görülemez olan. Ama bu bir imgedir. Bu kırmızı değildeki kırmızı bir imgedir. O zaman şey sinemada kırmızı Evet, Godard'ın gerçekten bununla biraz oynadığını düşünebiliriz. Sanki bu tür bir imgenin biliyorsunuz sinemadaki özellikle stage filmdeki temel sorunlardan birisi şeydir. Temel durumlardan. Birisi film hilesi denilen hikayedir ya da bir realizm ilkesidir ki bu realizm ilkesi uyarınca aktörlerin söz konusu olduğunu bilirsiniz belgeselden farklı olarak. Adamın ölmediğini bilirsiniz falan filan ama sizin için yine ölüyordur adam. Bu klişeyi tersine çevirirken Godard'ın imgenin birinciliğine, kırmızı imgesinin birinciliğine ihtiyaç duyduğunu söylemek istiyorum sadece. Bunlara sonsuz sinek, kara şeklinde çember türünden uydurmalara yani ideafiktaya uydurma fikirlere başka bir düzlemde yine de belli bir ifadeye sahip olduğu muamelesini yapıyoruz Spinoza bile. Gerçek üstücülük isterseniz.
Ben kolay yapıyorum. Çok kolay bir bilgisayar evine yazdırılabilir. Bu kasaba gelmez şeyler bir araya getirecek. Onunla bir iki satırda bir de nokta koyacak. Ama onlar imge olmayacaktır. Şiir imgesi olmayacaktır bunlar. Bunun böyle üretildiğini söylemezsem olur. Bilmiyorum. Yani şiirde zaten kara şeklinde çember türünden hiç de kolay olmasa da sürekli bu türden imajlarla karşılaştığınıza dikkat edin. Öyle olmayan, gerçek üstücü olmayan şiirde de. Kolay olmayan şiirde de. Bu birincil imgenin ne kadar güçlü olduğu. Bunlardan oluşan şey. Tabii. Öyle şey olmaz tabii. Piyasada şey yapabilir miyim? Ama bu ifadeye sahip oluşları kara ruhun, kara çemberin, sonsuz sineğin ifadesi şeylerin öznelliği ve akışı içerisinde. Dikkat ederseniz imkansız kılınmış oldukları ölçüde var. Yani şeylerin varlığını engelleyen bir neden sellik. Farklı türden bir nedensellik Spinoza tarafından çiziliyor. Çünkü bir şeyin olmaması demek, düşünülebilir bir şeyin olmaması demek, onun varoluşunu dışlayan herhangi bir neden yüzünden olmalıdır. Bunu kavrayabildiniz mi? Önemli bir nokta. Yani bir şeyin var olmaması, kara ruh diye bir şey imkansız. Ama onu imkansız kılan bir neden var olduğu ölçüde imkansızdır. Bir şeyin var olmaması açıklanması gereken bir şeydir Spinoza açısından. Neden bir şey yok şurada? Düşünülebilir bir şey, tanımlanabilir bir şey neden yok? İmkansız diye tanımlanabilir. Bir şey. Neden yok? Var olan şeyleri açıklamakla yetinmek bir saflık olur. Tek yönlülük olur. Dolayısıyla. Var olmayan şeylerin neden var olmadığını da açıklamak zorunludur. Spinoza'nın bakışı böyle bir şey. Yani. Spinoza'dan farklı işleyen, Spinozacılıktan farklı işleyen bu atılım gücü, elan vital, hayat gücü, hayat atılımı öğretileri ise Bergson'da, Mendebiran'da olduğu gibi afektlerdeki birinciliği, bir birincillik özelliğini, yani afekt imgelerindeki birincillik özelliğini bir hissiyata da dönüştürme çabası içeriyorlar. Son olarak da Peirce tabi, pragmatist olmasına karşın bu meseleye girmek zorunda kalıyor. Bu tür afektlere tekabül eden gösterge tipini tartışmak istediği ölçüde. Buna ifade göstergesi adını verdiğinin altını çizeyim. İfade göstergesi. Lexisign dediği şey. Sign türlerinde, gösterge türleri arasında. Charles Sanders Peirce bildiğimiz gibi en derin, özellikle imgelere yönelik gösterge türlerinin tasnifini ilk kez aşırı ayrıntılı olarak betimlemiş düşünür. Şimdi burada kavramsallaştırmayı biraz kolaylamak için bırakalım ve düşüncemizin akışını biraz yavaşlatalım aslında. Ve farklı afekt imge tarzlarına bu bağlamda, birincillik ve ikincillik bağlamında biraz değinmeye çalışalım. Biliyorsunuz afekt imgelerin sinema, madem örnek olarak alıyoruz, en kolay ifade edilecekleri yer elbette ki şey, insan yüzleri. Yani afektleri en rahat insan yüzünden görüyorsunuz. İnsan yüzünün işlenmesinden görüyorsunuz. Tabii kötü filmcilik bunu da klişeleştirebiliyor.
Çünkü en kolay ifade bulabildiği şey insan yüzleri. Afektlerin, bir afekti vermenin, yaratmanın. Hollywood Yeşilçam filmlerine bakın. Yalnızca aksiyonlardan değil, afektlerden de klişeler üretmeye dayandıklarını görürsünüz. Vaudeville tarzında ifade tiplerinin klişeleştirilmesinde, kalıplaştırılmasında. Dikkat edin, ederseniz klişenin bir özelliği vardır. Tekrarlanabilir olması. Çok kolay tekrarlanabilir olması. Oysa gerçek anlamıyla klişeleştirilmekten kurtarılmış afekt imgelere, afekt imajlara baktığınızda onlar da tekrarlanabilirler ama özelliklerini, afekt imge olmalarını tekrarlarından, tekrarlanmalarından değil, aslında asla tekrarlanmayışlarından elde ederler ya da türetirler. Tekrarlanmadıkları ölçüde bu afektlerin ezeli ebedi olduğunu görüyoruz. Tabii kültür endüstrisine ait Adorno deyişiyle sinema aygıtı tekrarlanarak kurulan yüz afektlerini klişeleştirir. İşte Tom Cruise bu role çok iyi gidiyor. Greta Garbo'yu ayarlamak lazım işte bilmem ne filmi için. Bunlar yüz klişeleridir. Humphrey Bogart yüzü. Clark Gable suratı. Ne bileyim işte Zühal Olcay ağlamaz. Vardır yani, bunları kategorize, klişeler olarak kategorize edebilirsiniz. Edison bakışı. Hülya Koçyiğit'in ağlaması Fatma Girik ağlamasından farklıdır. Evet. Koşuş, evet. Aksiyon düzleminde de klişeleri var zaten. Sadece imge düzleminde değil. Ve aynı şekilde şunu düşünün. Klişeleştirilmemiş, yani somut duyguların akışına bırakılmış bir yüz. Görsel, işitsel alanda şu tür bir sorun yaratıyor. Klişeleştirilmemiş olduğu ölçüde, doğal haliyle görüldüğü ölçüde. Mesela televizyona çok fazla çıkmak yüzü eskitiyor türünden bir laf vardır. Yüzün eskimesi diye bir şey var. Ama Fatma Girik için bunu düşünemezsiniz. Yani sinema açısından baktığınızda. Ama Fatma Girik televizyonda elbette yüzünü eskitebilir. Ve bu eskime, klişe afekt, yani sahte afekt bile olsa eskimez, eskimemeye dayanır. Bir tür kalıplaştırma dayanır. Yani filmlerine düşkün fanların takılacakları bir kimlik oluşur. Türkan Şoray. Ve sanatçı kişiliklere de bu tekrarla kurulan klişe yapışıp kalacaktır tabii. Yüzün çok büyük önem kazandığı birkaç yer var. Yani klişeleri tümüyle dağıtan ve bunu yüz üzerinde uğraşarak yapan bir sinemacı var. Ingmar Bergman. Klişeleştirilemeyecek bir yüz afekti, yani birincil imgesi nasıl oluşturulacak? İmgeleri hep bağlı bulundukları klişeden kurtarmak gibi bir çaba, damıtmak, klişelerden imgeler damıtmak gibi bir çaba. Ben Ingmar Bergman kendisi söylüyor zaten. Sinema insan yüzü üzerine uğraşmak demektir. Tanımı o sinemanın. İnsan yüzü üzerine uğraşmak demektir. Sanırım ki onun filminin yapmaya çalıştığı ya da yaptığı diyelim gerçekten, eskimeyecek klişe yüzler bulmak değil.
yüze önem vermekle, yüz üzerinde çalışmakla gerçekleştirebileceği şey. Tam aksine doğal akışına bırakılmış bir yüzü de kullanmak istiyor. Melodram tarzı içerisinde asla makbul olmayacak bir yüz çalışması. Tam aksine yüzün kişisizleştirilmesini pek daha fazla arzuluyor gibi. Bergman filmleri dikkat ederseniz. Afeklerin silikleşmesi, yüzdeki afeklerin kayboluşu, eriyişi, iç içe geçişi, dağılması, yüz hatlarının dağılması. Diyebiliriz ki Liv Ullmann gibi bir yüzü yaratan Bergman sineması tabii. Face to Face diye bir filmi var. Değil mi? Şey, ilk herhalde o Bergman'da. Vay be, Anderson falan da oynadı onunla da. Persona Anderson mı oynadı? Persona'da. Yüzünü, Persona'da ikisi de vardı, şey, doğru. İkisinin de yüzünü birbirine. Hı hı. Zaten bir öyle kişilik geçişi. Hı hı. Şey, Silence'da falan da çok iyi. Hı. Yani çok genel bir şey. İlk Bergman filmleri için. Olsun. Rahatsız etmek istiyor olabilir. Doğal akışına bırakılan yüz ne demek? Bir heyecan, bir heyecansızlık aksine. Rahatlama, kıpırtısızlık, kıpırtı. Bunlar kişiye değil, dikkat ederseniz. Yüze ait. Afekler. Yani özneye ait olmayan afekler. Çünkü herkes bilir ki yüz bazı afekleri ifade edebilir. Ama aynı zamanda bir sürü afekti de gizleyerek bunu yapar. Yüz yalan söyler. Söyleyebilir. Bu da yüzün bir özelliğinin sadece afekleri ifade etmesi, ifadeci olması değil, aksine afekleri saklaması, gizlemesi olduğunu bir düşünün. Bu da ne? Yani çok melodramatik şeyler de var. Yüzün yalan söylüyor, benden bir şeyler gizliyorsun klişeleri falan. Hep bu sinemada vardır. Hı? Bu kırmızı değilin önemi biraz o. Bu kırmızı değile yine geliyoruz. Dikkat ederseniz. Saklanmış bir afekt. Potansiyel olarak. Var olan. Bu kırmızı değilin önemi gerçekten de en çok bu sinematografik imge türünde ortaya çıkıyor dikkat ederseniz. Birinci imge ya da afekt imgesi yüzün bir maskeden ibaret olduğunu aslında. Kişiliği maskeleyen bir yüzey olduğunu söyler. Ya da teyit eder diyelim. Mesela Liv Ullmann yüzü, Bergman sinemasında yüzün ifade ettikleriyle ilgilenmekten çok ifade etmedikleriyle, sakladıklarıyla ilgileniyor gibi. Ve bütün o plan onun bu tür bir imgeyle, hissedilebilir bir imgeyle. Üst gibi film aşırı bütünlüğünü koruyacak bir birim olacak. Bir filmden başka bir filme varlığını sürdürecek bir yüz diyelim. Kurgunun her zaman yeniden ele alacağı, işte dekatraja, koca plana, geniş plana falan uğratacağı, afeklerini sileceği, yepyeni afekler türeteceği belki ama böyle bir yüz. Burada biraz şeye girelim. Yüz dedik de Wölflin, Kurt Wölflin'in sanat tarihçisi 19. yüzyıl sanat düşünürü. Resim üzerine, portre teknikleri üstüne bir araştırması var. Orada portrenin iki tür yapılabileceğini, yapıldığını, icra edildiğini söyler.
Birisi buna aslında yüzün iki kutbu diyor. Şey, the two poles of face. Yüzün iki kutbu ne demek? Birinci kutup yüzü portre tekniği olarak resimde. Bir çizginin içerisinde bir konturla alıyor. Burnu çiziyor, gözleri çiziyor. Sanki tek bir çizgi var, soyut bir çizgi var dolaşan. Kesiksiz konturlar oluşturarak, gözleri, kapakları belirleyerek hareketli bir çizgiyle yüzün çizimi var diyor. Öteki kutupta ise hareketsiz, kütlesel, kesikli çizgilerle, noktalarla, taramalarla, gölgelemelerle işleyen bir portre çizim, portre yapım tekniği var. Renkler, tarama, gölgelemeler, renk farklılıkları, her bir renkteki farklı gölgelemeler, bunlarla işleyen bir portre. Böyle bir teknik. Diyelim ki birincisinde yüz hatları tamı tamına belirlenmek zorundadır. Çizilmek, bir konturla sınırlandırılmak ve benzerliğini böyle oluşturmak. Her an bir benzerlik kovalaması. Bir çizginin bir benzerliği kovalaması gibi algılayabilirsiniz. Böyle bir şeyi. İkincisinde ise mesela başka bir şey vardır. Bu benzerlikten farklı bir şey vardır. Mesela dudakların titremesi. Diyelim. Bir bakışın parlaması. İkinci teknik buna daha çok eğiliyor. Bir dudağın bükülmesi söz gelimi. Bu tür afektleri ressam bu ikinci dediğimiz yola başvurarak, kırık çizgilere, taramalara falan filan başvurarak, sanki gölgelere başvurarak halletmeye çalışıyor. Özellikle barok dönem resminden bahsediyoruz ama Rönesans'ta da aynı ikili teknik söz konusuydu. İkincisinde dudakların titremesi, bir bakışın parlaması falan filan kontura, yüz hatlarının kesinliğine bir anlamda isyan eder tabi. Taşar yani. Dışarıya taşar. Ve bağımsız hareket oluşturduğunu da söyleyebiliriz bu tür afektleri. Yüzden bağımsız, kopup giden bir titreme, bir titreyiş hareketi söz gelimi. Öyleyse diyeceğiz ki afektin iki farklı görünümü var. Bir afektin. Afektusun. Bu sadece resimde değil, felsefede de aynen paralelini bulabileceğiniz bir şey. Afektler konusuna değindiği ölçüde. Felsefede de, yani resimdeki afekt türlerine tekabül eden iki tutku nosyonu ya da heyecan nosyonu var Descartes'ta. Descartes'in ruhun tutkularında ilk kez karşılaşıyoruz bununla. O da bu iki kutbuna işaret ediyor. Birinci kutba admiratio demiş. Hayranlık. Hayranlık afekti. Öteki hayranlık ya da hayret diyelim afekti. Öteki kutuba ise desidera demiş, arzu. İkinci kutbada. Admiratio Descartes için asgari bir kıpırtıyla azami bir yansılanmış birlik tanımı bu. Asgari bir kıpırtıyla azami bir yansılanmış birlik, bir ifade, bir bütün yüz, bir yüz bütünlüğü. Bir tutkunun varoluşuna bu, bir otomat olan insanda delalet ediyor. Ve diyoruz ki birkaç tane ufak
trade'le, çizgiyle, çok az bir ifadeyle yani, çok az bir kıpırtıyla şaşırıyorsunuz, seviniyorsunuz, gülüyorsunuz. Bunlar birbirlerine de indirgenebilecek unsurlar üzerinde oluyor. Gözün titremesi şeyi falan filanı dışında. Bu bir yüz silüeti diye düşünün. Arzu yani desidera ise daha çok küçük kıpırtıların, mikro hareketlerin yüzdeki, seyirmelerin, dürtülerin yüzde bir ifade oluşturması demek. Ters yönü takip eden bir afektin, bir ifadenin oluşumunda. Admiratio yani birincisi küçük hareketlenmelerin sıfır derecesine indiği bir düzleme yerleşiyor dikkat ederseniz. Desidera ise küçük mikro hareketlenmelerin, mikro afektlerin en üst düzeyi. Tabii filozofların bir kısmı, söz gelimi Descartes, admiratio'yu öne koyuyor. Başa koyuyor. İlk birincil tutku admiratio onun sözlüğüne göre. Hayranlık. Donmuş ve ifadelenmiş, öylece ifadelenmiş yüzün ifade ettiği hayret ya da hayranlık. Dolayısıyla tek bir üzüntü var Descartes için. Tek bir sevinç var. Ne bileyim, tek bir ifadesizlik var. Çünkü ifadesizlik de bir ifadeden başka bir şey değil, bunu biliriz. Bunu anlamak oldukça kolay bir şey. Başka filozoflar ise arzuyu başa koyuyorlar. Temel tutku Spinoza'da olduğu gibi desidera, yani şey, arzulamadır. Konaktustur. En temel tutku ve afekt onlara göre arzulamadır. Spinoza'da olduğu gibi. Bu çerçeveye göre hatların hareketsizliği sıfır derecesi başlangıç değildir. Aksine küçük hareketlerin birbirlerini nötralize etmesiyle hareketsizlik elde edilir. Spinoza'nın kendine göre farklı bir mekaniği var Descartes'ta. Göre. Yani başlangıçta önce olan sonsuz kaotik hareket iken bunların, bu mikro hareketlerin birbirlerini nötralize edişiyle ifadeler doğacaktır. Yüz için söylenen şeyi evren içinde, kainat içinde söylüyor tabi. Spinoza'da, Descartes'ta. Yani Spinoza'ya göre farklı hız ve yavaşlıkların birbirlerini nötralize etmesiyle sonuçlanan bir durak anı, bir duraklama anı, ifadesizlik, bir nötralizasyon anı. Ama rahatlıkla kimin neyi başa koyduğunu şey yaparak, önemsemeyerek iki kutuptan, afektlerin işleyişindeki iki kutuptan bahsedildiğini, birisinin Kartezyen, birisinin de Spinozacı nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Felsefe yani bir anlamda resmi tekrarlıyor. Resimde felsefenin tutkular kuramını sanki o dönemde tekrarlamaya başlıyor. Lebrun resminde olduğu gibi. İki kutup var diyebiliriz yani. Bazen biri, bazen öteki güçlenir. Bazen birinden ötekine, bazen ötekinden birikine doğru hareket. Ama dikkat edin, aslında bu hayattır. Yani Spinoza Descartes'ci momente de kaymak, öteki kutba da geçmek. Mesela tutkuları, duyguları tanımlarken tanımlamalardan, şeylerden, fikirlerin akışından, sabitleştirmelerden, önermelerden, bu geometrik yöntem uyarınca tanımlamak zorunda kalır. Descartes ise başa düzenli otomatlar koyuyor felsefesinde. Ama hep Descartes'ta Spinoza'nın başlangıç noktasıyla karşılaşmak zorunda kalıyor. Düzenli otomat her zaman kırılmalarla, sapmalarla, kayıt dışı bir şeylerle, belirsizliklerle de karşı karşıya kalmaya mahkum bir şey.
Descartes da farkında bunun. Gayet iyi. Şimdi dikkat edin. Deleuze'un söylediği bir şey vardı bir ara. Portre konusunda. Wölfflin'e yaslayarak. Şimdi bir portreye baktığınızda öyle mel mel bakmayız. Değil mi? Ne düşünüyorsun? Sorusudur. Herif ne düşünüyor? Yani karşıdaki herif ne düşünüyor? Portresindeki adam. İkincisi de ne oldu sana? Sorusudur. Başına ne geldi? Hani... O da dahil olabilir. Tabii. Tabii bu gündelik hayatta da böyle bir şey. Düşüncelisin. Diyorsun karşındakine. Ya da üzüntülüsün. Ne oldu sana? Dersin. Karşılaştığın birisine. Tümüyle gündelik hayat meselesi. Unutmayın. Tanıdık, tanımadık, sevgili, nefretlik, kimse, karşılaştığın kişi. Canlı ya da resmetilmiş, fark etmiyor. Bu iki soru yani. Bir yüz kah bir şeyler düşünüyordur, kah bir şeylerden duygulanıyordur, başına bir şey geliyordur. Kah bir düşünceye, bir fikre, bir duyguya sabitlenmiştir. Kah dağılmıştır. Bir şey tarafından dağıtılmıştır. Birincisi admiratiyodur. Şaşırma, hayret hali, fiksasyon hali. Amerikan sinemasında wonder denilen bir şey var. Bir efekt. Aktör stüdyoda çok değerli o. Wonder'ı iyi veren. Hayret halini. Merak, ilgi yüzü yani. Bir meraklanma, bir hayret duyma yüzü. Hollywood Aktör Stüdyosu bunu çok geliştirmiş. Yani eğitiminin, aktör eğitiminin de temeli yani getirmiş. İyi wonder yüzü. Nasıl yapılacak? Temel eğitimi işte. Yüz sabitleştirmeyi öğretmeye dayalı bir aktörlük anlayışı. Bu sinemada, tiyatroda olduğundan çok farklı işler tabii. Yani stage sinema. İçinde tümüyle kendisine ait nedenlerle. Çünkü tiyatroda canlısın. Şeyde, sinemada afekler, yüz afekleriyle planlar kurulmak zorundadır. O başka bir şey. Çekimdir bu. Bir şey düşünen yüz demek ki bir şeye fikse olan, sabitleşen yüz birinci kutupta yer alıyor. Çizgiyle ya da keskin ışığın betimlemesiyle. Işık orada konturlar çizmelidir. Yüzü konturlarla belirlemelidir diyelim. İçten aydınlatılabilir şey gibi, ekspresyonizmde olduğu gibi. Hatlarını açıkça dışa vuran fosforlu bir yüz, bir hayret duygusunu daha rahat verecektir. Aksiyon film ya da gerçekçi portre bundan vazgeçemez. Yani konturlu yüzden ihtiyacı vardır. Çünkü hayret, şey, sevinme, bunlar tek biricik aksiyon duyguları haline getirilmek zorunda. Yüzün bütün parçaları da burada tek bir birlik oluşturmak üzere sabitleşmelidir. Fiksasyon dediğimiz bu işin aslında. Yani bir anda tek bir duyguyu dışarıya vurmaya, belirsiz olmayan, çünkü filmin aksiyonu içerisinde buna bir rol biçilecektir bu imajın, afekt imajın, afekt imaj türünün. Tek bir duygu ve ifadenin bir bütünlük olarak amaçlanması. Şimdi Münch'ün şu ünlü çığlık tablosunu bilirsiniz değil mi hepiniz? Şimdi hangisidir? Ona ne sorarsınız?
Öyle mi? Aksi fikirde olan var mı? Hı? Ne? Ben bir şey sormam, kaçarım. Seni ne yapacağız biliyorum. Neye daha yöneliktir? Tek bir tutku. Tek bir duygu. Tek bir dışa vurum. Tek bir şeyin dışa vurumu. Her şeyin tek bir delikten dışarıya atılışı diyelim, çığlıkla. Birinci kutba daha yakın bir tablo, ekspresyonizm çerçevesinde. Yani karşıt bir yorumla senin dediğin de olabilir tabii. İki kutup arasında çünkü sürekli bir alışveriş de mümkün. Kaç çeşit su yandırdan İşte karşıt bile. Ama şey yani benim kaçmamı değil onun kaçtığı. Ama önemli olan vurgulamak istediğim şey bu soruları sorarken bu soru kutuplarını sorarken işte sana ne oldu sana sorusuyla ne düşünüyor, neye fikse olmuş sorusu. Düşünmeyi düşünce diye şey yapmayın. Bir yerde sabitlenme olarak alın. O zaman şey Münch tablosunun gerçekten ona kaydığı o kutba doğru hareket halinde olduğu söylenebilir gibime geliyor. Peki bu iki sorudan dışarıda başka bir takınım var mı aslında? Tabii yani, iki soru arasında belirsizlikler bu geçişler içinde. Dışında. Yani sadece bakma. Yani ya bir portreyi illa bu şekilde mi tanımlarız? Yok. İstediğin gibi tanımlayabilirsin. Yok, mesele o değil. Yani aldığımız tavır bir soru sormak ya da içine girmek. Devamını aramak kın dışında başka bir şey olamaz mı? O tabloya bakarken sadece o duruma bakmak. Tabii olabilir. Soru üretmek zorundasın ama o zaman bir tabloya. Yani bu da aynı zamanda seyredenin yorumunun parçası olduğu kadar ressamın ne yapacağına da dairdir. Ya da filmcinin ne yapacağına da dairdir. Ya benim için düşünüp de söylediğim şey hakkında bilmem belki hı-hı. Ben kalkıp yer veriyordum. Soru falan sormazdım. Geç otur yaşlı. Anladım da bir tabi takılıyordum. Birinci soruyu sormayı. Yani nedir bu ifade? Tek bir ifade. Sorusunuz. Yeğlerim herhalde. Öteki kutba kayarsak yüze sorulacak soru öteki soru yani. Düşünen bir birliğin ortadan kalkmasını. Yani bireyin ortadan kalkışını sanki, öznenin ortadan kalkışını içeren bir şey. Ve böyle bir portrede herhalde yüzün parçaları bağımsız kendi hareketlerine sahip olabilirler. Dudak kıpırdayabilir, şey titreyebilir. Yüz, yani çılgınca arzulu davranan yüzler diyelim. İkinci soruyu mesela daha çok sorabilirim. Şey. Ne olsun? Çünkü o yüz üzerine çok biçimselce araştırmalar yapıldı. Biliyorsun. Katrajladılar. Dudakları ayrıca. Burası da sufumato. Çıkan şey tümüyle birbirinden bağımsız tek bir entegre şey bırakmayan yüz mikro yüz ifadelerinin toplamından o ifadeleri. Bir şey hissetmekte ya da bir şeylerden etkilenmekte olan yüz. Buna Wölfflin perturbatio demiş. Bozulma hali, heyecanlanma hali. Şimdi ağır teorik bir tartışması var Eisenstein'in. Rus şeyi. Griffith'in anti-diyalektik şey anlayışını eleştirirken, kurgu anlayışını, kurgu ve çekim anlayışını eleştirirken,
Amerikan Hollywood geleneğinin kurgusunda birinci kutbun çok ayrıcalıklı tutulduğunu görüyoruz. Griffith'in galiba Iris usulü dediği, Iris procedure dediği bir yöntemi var. Çok yakın plan yüz çekimi de başvurduğu. Sürekli bir fiksasyon aramak. Tek bir duyguyu bir anda vermek. Başka duyguların karışmadığı. Dolayısıyla yüzün dağılmadığı şey. Yani belli bir anında filmin şunu demelisin. Bu kadın harbe gitmiş kocasını düşünüyor şimdi. Dolayısıyla melodram yüz ışığını yakalama teknikleriyle falan filan ile birlikte vazgeçemediği bir prosedür ya da usul bu. Genç kadın kocasını düşünüyor mesela. Aksiyon imajı oluşturmak zorundasınız. Bundan Döröz'ün deyişiyle. Öteki kutup ise Eisenstein'in savunduğu bir kutup. Mesela şeyde bir papaz, yakışıklı, düzgün bir papaz yüzü, ondan sonra dönüyor, kulaktan bir yan çekim, yan kafa kemiğinin tuz biber manzarası gibi kötü görünüşlü bir imge. Birincisi şey papaz, papazın bir yüzü, iyi tanrının adamı, temsilcisi. Papaz, iyilikseverliğin şeyi. İkincisi aynı papaz, aynı yüz, iğrenç, kötü görünüşlü. Gerçekten köylülerin sömürücüsü olan papaz. Demek istediğim o. Yani bu bir ikinci kutuptaki bir imgedir. İkinci soruya cevap verir ve ikinci kutbu oluşturur. Pazar, papaz işte ayin sırasında uğursuzca bakan, görünen tek bir göz söz gelimi. Uğursuz uğursuz baktığını görüyorsun. Parçaladığında yüzü. İşte yakın çekimi alınca. Yine Descartes'a dönerek bir yanlış anlamadan kurtulalım önce ama. Birincisi şey demek değil. Düşünen yüz, yani birinci soruyu sorduğun yüz, kötü karanlık tutkulardan arınmış, ikinci kutup ise hep kötü duygular, içerleme duyguları falan içeren bir yüz değil. Kötü düşünmeler olabilir. Pekala. Sabitlenmiş dehşetler, hayal kırıklıkları olabilir. Fiksasyon halinde. Mesela Griffith'in filmlerinde öyle kadınlar da var. Münch'ün tablosunu birinci kutba doğru hareket ettiren şey de sanki. Biraz böyle bir şey. Öteki kutupta ise sanki sabitleşmemiş, yüzün her parçasını ayrı ayrı, düzensizce titreştiren bir tutkulanış rejimi. Yani yayınlıklar, diziler, mikro hareketler var sanki. Eisenstein mesela şöyle bir şeyden bahsediyor. Formel incelemesinde diyelim. Potemkin zırhlısı filminin. Acının yükselen bir çizgisi diyor. Ne demek bu? Zirani'ye Gorki'nin. Buna kolektif saf nitelik demiş. Onun kendine ait diyalektik anlayışının bir şeyi. Yani Tanrı'nın iyi adamı papazdan köylüleri sömüren papaza geçiş. Bunu isterseniz tarih içerisinde düşünebilirsiniz. Hegelci anlamda. Bir diyalektik içerisinde düşünebilirsiniz. İsterseniz tek bir film imajı içerisinde. Bütün bu tarihi ve situasyonu dile getirebilirsiniz. Tanrı'nın iyi adamı olan papazdan köylüleri sömürenen papaza geçiş bir tek imajda verilebilir. İşte o yan dönmesi ve yüzün parçalanmasıyla. Ya da
İşte onun altına ve taşlar bile kükredi dediği o ünlü klişe imajı. Bir arslanın bombalanırken işte ayaklanma hali, ayağa kalkışı. Buna tabii diyalektiğin Eisensteinci anlamında niteliksel sıçrama dediğimiz şey. Ama nedir niteliksel sıçrama, onu bir düşünün. Diyalektiğin ilkesi olarak Hegel'in de kurduğu söylediği şey. Niteliksel sıçrama aslında saf yeni bir niteliğin yaratılması demektir. Niteliksel sıçrama budur. Başka bir şey değil. Mesela acının yükselen çizgisi dediği bu birikim süreci denilen, diyalektik birikim süreci denilen şey Eisenstein'e göre söz gelimi gittikçe yükselen, yayınleşen saf bir öfke çizgisi oluşturuyor. Yükselen bir öfke çizgisi. Ama sonra devrim oluyor. Devrim patlak veriyor. Bu niteliksel sıçrama ona göre. Ama ne diyor bu bize? Devrim öfke falan değildir, sevinçtir. Başka bir şey söylüyor. Niteliksel olarak tümüyle farklı bir duygudur diyor. Yaptıran, devrime götüren, yükselen çizgi ile devrimin ne olduğunu, yani yeni saf bir niteliğin ortaya çıkışını asla karıştırmayın diyor birbirine. Devrim öfke değildir, başka bir şeydir ama asla öfke değildir. Mutluluğa daha yakın türden bir şeydir. Bir afektir. Öyleyse diyeceğiz ki bir eşik aşımıdır söz konusu ona. The threshold. Yani öfkenin yükselen çizgisi bir eşiği aştığında devrime varacaktır. Zaten filmin adı Veliki Prelom. Yani genel çizgi. Bu örnek verebileceğiniz film. Birinci kutupta Griffith'in yüzleri. O zaman ölü bir genç kızın işte yatırılmış yüzü bile sanki bir şey sormalıdır. Fiksedir bir şeye. Neden diye bir şey sormalıdır mesela. İkincisinde ise Eisenstein'in filminde görebileceğimiz gibi yüzler koroda oluşturabilirler. Bir yüzde bir duyguyu yakalayıp başka bir yüzde aynı duyguyu, başka bir yüzde aynı duyguyu, başka bir yüzde pan çekimlerle, hareketlerle ve bunların birikimini sağlayarak, bunların eş titreşimini sağlayarak bir tür kolektif harekete götürmek. Ta ki o eşiğe, patlayış eşiğine getirinceye dek. Elbette Eisenstein filmlerinin de düşünen, sabitleşen yüzleri vardır. Yok demek değildir. Griffith eleştiriyor gerçi. Griffith'i eleştiriyor elbette. Eisenstein ama biraz haksız olduğu bazı yerler de var. Yani bu tür imgeler, imajlar Griffith'in sinemasında olduğu gibi Griffith sinemasına çok benzeyen imajları Eisenstein de kullanıyor. Mesela Alexander Nevsky tam bir düşünür. Fiksasyon adamı imajı olarak. Ama Ivan, Korkunç Ivan tam tersi. Bin bir türlü yüzü olan. Çok farklı afektler karmaşası içerisinde yaşayan bir kahraman tipi. Ya da bir yüz tipi. Ve aynı aktördür ikisi. Farklı dönemlerinde aynı aktördür. Yani şey yapabilsek iki